Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk üzerine konuşacağız. Bugün 10 Kasım Atatürk'ün vefatının yıl dönümü. Biz de bu vesileyle Atatürk'ün vizyonu, devlet anlayışı, o günden bugüne değişenler, toplumda kadının yerinin dönüşümü üzerine söyleşeceğiz. Konuklarım İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bertil Emrah Oder. Sevgili hocalarım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bertil Hocam, hemen sizinle başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk vesilesiyle aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine döneceğiz. Atatürk'ün kurucu önder ve ilk cumhurbaşkanı olarak yönettiği yıllar, bütün bu devrimlerin yapıldığı süreç aslında. Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir kurumsallaşmayla imparatorluk bakiyesinden ulus devletini kurdu, oluşturdu? O dönemin hukuk sistemi ve ilk anayasasından rica etsem bahsedebilir misiniz hocam? Bu soru aslında Atatürk'ün vizyonuyla ve Atatürk'ün kimlikleriyle bağlantılı. Öncelikle Atatürk'ün kimliklerine kısaca bir odaklanmak gerekirse, kurucu liderlik, devlet başkanlığı, askerlik ve bütün bunları tamamlayan ve zaman zaman bunların da üstüne çıkan bir entelektüel kimlik karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de Atatürk'le birlikte kurumsallaşmanın öyküsü, bütün bunların, yani kurucu liderliğin, devlet başkanlığın, askerliğin ve entelektüelliğin izlerini de taşıyor. Ve bu kurumsallaşma öyküsü hiç kuşkusuz modernleşme başlığı altında biraz daha yalın bir şekilde ifade edilebilir. Atatürk'ün modernleşmeci liderliğinin odağında da büyük çapta devlet ve devletin yeniden yapılanması, reformist ve inşacı bir örgütlenme modeli var. Bu yeniden örgütlenme bir yandan devleti ve onun kurumlarını yeniden biçimlendirmeyi, bir yandan da devlet birey ilişkisini yurttaşlık temeline oturtarak nesnel ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Bugünden Atatürk'ün kazandırdıklarına ve vizyonuna baktığımızda ise herhalde bunun iki yönlü olduğunu saptamak yanlış olmaz. Bunlardan birincisi kurucu bir kurumsallaşma, ikincisi de dönüştürücü insani gelişme olarak adlandırılabilir. Burada sadece kurumsallaşmadan değil, kurucu kurumsallaşmadan söz edilmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü savaş sonrası yeniden inşa, yeniden yapılanma dönemine özgü bir yaklaşım, bir kuruculuk modeliyle karşı karşıyayız. Ama diğer yandan da bu kurumsallaşma öyküsünün Tanzimat'tan meşrutiyete uzanan kökleri de var ve özellikle meşrutiyet modernleşmesinin sürekliliğinin Atatürk'ün kendi vizyonunda ve kurumsallaşma modelinde yer bulduğunu görüyoruz. İşte bu savaş sonrası yeniden inşada yapıcı ve belirleyici kurumları oluşturma, aynı zamanda bu kurumların konsolidasyonu, pekişmesini sağlamada önemli bir rol oynuyor. Ve kurumlara baktığımızda da kurumların aslında hem siyasal açıdan, hem hukuksal açıdan, hem de kültürel ve ekonomik açıdan karşımıza çıktığını görüyoruz. Söz gelimi dil kurumundan, Türk Dil Kurumu'ndan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşuna varıncaya değin çok farklı düzeylerde, biçim ve ölçeklerde bir kurumsallaşma dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun yanında yine Atatürk'ün vizyonunda ve Cumhuriyet modernleşmesinin yapısal bir bileşeni olarak hukuk eliyle kurumsallaşmanın ana bir unsur olduğunu vurgulamalıyız. Atatürk'ün hukuku sadece bir araç, bir değişim, dönüşüm sistemi olarak kavramadığını ama aynı zamanda adalet üzerine odaklandığını ve hatta adalet siyaseti olarak tanımladığı bir hukuk politikası
eliyle bütün kurumları biçimlendirme gayretini saptayabiliyoruz. Tabii burada nasıl bir hukuk anlayışı ve bu hukuk anlayışının sonucunda nasıl bir kurumsallaşma sorusunu da belki sormamız gerekir. Kendi sözleriyle belki bunu hatırlamamıza yarar olabilir. Çünkü 1922 yılında yaptığı bir açıklamada adalet siyaseti yani hukuk politikasının izlenecek amacını öncelikle halkı yormaksızın hızla ve isabetle, güvenle adaleti dağıtmak olarak saptadığını görüyoruz. Yani hızlı, etkin ve güvenilir bir adalet adalet politikasının veya hukuk politikasının merkezinde olmalı diyor. İkincisi, toplumumuzun bütün dünya ile teması doğal ve zorunludur. Bunun için adalet düzeyimizi bütün uygar toplumların adalet düzeyi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız diye bu sözlerini tamamlıyor. Tam da işte bu noktada söylediği uluslararası topluma açıklık ve özellikle uluslararası standartlara uygun bir hukuk düzeni diye yorumlayabiliriz. Çünkü bu hususları karşılamak için mevcut yasa ve usullerimizi tam da bu noktadan hareketle düzeltmekte, yenilemekte ısrarcı olmalıyız diyor. Ve aynı düşünceyi uygar toplumların hukuk düzeni ya da hukukun adalet düzeyinin gelişmiş olması, güncel olması, dinamik olmasına yönelik görüşleriyle de tamamlıyor. Dolayısıyla uluslararası topluma açıklık, hukukun genel eğilimleri ve hukuk düzenindeki gelişmelere uyum, yani gelişmeci bir hukuk anlayışı ve bunu da özellikle dönüştürücü insani gelişme potansiyelini kullanarak yapması Atatürk'ün vizyonunu biçimlendiren, dolayısıyla kurumsallaşmayı da etkileyen bir unsur. İşte bu noktada hukuk sisteminin laikleşmesi, laikleşme çerçevesinde kadının özgürleşmesine dönük reformlar, kamu politikalarıyla insan gelişiminin sağlanması, yani kamu yararı düşüncesi ve kamusallık perspektifinde hukukun hızlandırıcı rolü ve bağlayıcı gücü yine bütün bu kurumsallaşma hamlesinin yapı taşları diyebiliriz. Belki burada Türkiye'de daha az tartıştığımız Atatürk söz konusu olduğunda daha az odaklandığımız nokta Atatürk'ün uluslararası topluma açık bir hukuk anlayışına ve uluslararası toplumla bütünleşen, uluslararası toplumla barış içinde uyumlu ve hatta uluslararası topluma katkı sağlayan vizyonunu aktarmak anlamlı olabilir. Çünkü yurtta barış, dünyada barışta yani bu çok önemli düsturunda olduğu gibi barışçıl yaklaşımı uluslararası hukukla uyumlu, saldırganlık savaşını yasaklayan tutumu, uluslararası değerlerle uyumlu bir hukuk anlayışını da beraberinde getiriyor. Tabii burada uluslararası hukukla uyumlu tutumu ve yaklaşımı çoğunlukla uygar dünyayla el ele verme, uygar toplumların adalet düzeyini yakalama, hızını yakalama ve genişleme söylemiyle ve özlemiyle ya da hedefiyle bağlantılı görülebilir. Ama diğer yandan eşit, özgür, hak temelli, akılcı ve bilime inanan bir siyasanın ve aynı zamanda bir hukuk politikasının hedef ve ulaşılması gereken hedef olarak tanımlandığı Atatürk'ün genel vizyonunda hem kurumsallaşma açısından hem dönüştürücü insani gelişme açısından yer edinmiş diyebiliriz. Bu noktada belki de işte bu hak odaklı, eşitlikçi, özgürlükçü, uluslararası toplumla bütünleşmiş ve laik hukuk düzeni noktasında Atatürk'ün Ankara konuşmalarında yer alan bir sözünü de hatırlamak yerinde olabilir. Çünkü o konuşmalarda tam da Kurtuluş Savaşı yıllarında dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir demişti. Tabii bu yaklaşım şu açıdan çok önemli. Hakkın kuvvetin üstünde olması, gücün sınırsız olmadığı, gücün sınırlanması gerektiğiyle de bağlantılı. Türkiye'de genel olarak anayasal gelişmeler bakımından sınırlı siyasal iktidarın sınırlanmasında sınıfsal çatışmaların olmadığı, özellikle Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri anayasacılık geleneğinde gördüğümüz gibi bir
özellikle burjuvazi temelli bir sınıfsal çatışmanın karşımıza çıkmadığı genellikle vurgulanır. Ancak Türkiye'de genel olarak anayasacılığın ortaya çıkışında bu kuvvetin sınırlanması, gücün sınırlı olmasına ilişkin ipuçlarını da 1921 Anayasası'nda gücün örgütlenmesi ve asgari koşullarının belirtilmesi ve demokratikleşmesi bakımından görmemiz mümkün. O açıdan da 1921 Anayasası'nın klasik anayasacılık anlamında olmasa, yani içinde sınıf çelişkisi barındırmasa bile hakkın kuvvetin üstünde oluşuna ilişkin ipuçlarını özellikle demokratikleşme açısından saptadığını söylememiz mümkün. Hı-hı. Ben şimdi bu kadar görüşlerimi ifade edeyim ve sözü yeniden size ve Fuat Hocam'a devredeyim. Çok teşekkürler hocam, ağzınıza sağlık. Siz şimdi savaş sonrası yeniden inşa sürecinin aslında kurumsal çerçevesini çizdiniz ve bu da birebir dönemin Cumhurbaşkanı ve kurucu öndersinde bahsettiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, devlet anlayışını gösteriyor. Şimdi bunun bir sac ayağı da yeniden inşa sürecinde aslında şimdi üst yapısal kurumlardan bahsettik. Bir de bunun ekonomi ayağı var. Ekonomi politikası ve aslında yeniden inşa edilmesi gereken, icat edilmesi gereken bir diğer ifadeyle bir ulus inşa süreci var. Bunda çeşitli araçları olsa gerek. Şimdi Fuat Hocam, size bundan yönelik bir soru yöneltmek istiyorum. İşin ekonomi politikası o dönem nasıl kurgulandı? Burada Atatürk'ün izlerini nasıl görüyoruz? Evet, teşekkür ederim. Ben de Bertil Hoca'nın bıraktığı yerden hem bu onunla çok güzel kurucu kurumsallaşma ve dönüştürücü insani geliştirme temelinde söylediklerini devam ettireyim. Ama biraz anekdotlarla devam ettireyim. Yıl böyle 2004-2005 idi. Ben İngiltere'de bir toplantıdaydım. Orada Atatürk üzerine çok muhteşem bir kitabı olan Andrew Mango vardır. Şimdi toprağı bol olsun, kaybettik. Andrew Mango ile karşılaşmıştım. Tam da o zaman işte Amerika'nın işgaliydi Irak'ı. Ve Irak üzerine bir toplantıydı. O bana şey demişti. Ya Fuat, Irak'ta biliyorsunuz Amerika işgal ettiğinde 21 gün içinde Saddam rejimi tamamıyla yok oldu. Sonra uzun yıllar savaş devam etti. Irak çökmüş devlet oldu. Şimdi Suriye çökmüş devlet. O zaman Andrew Mangi bana şey demişti. Yani Fuat, ulus ve devlet olmanın ne kadar önemli olduğunu Irak'ta görüyoruz diye. Yani Atatürk'ün esasında bu kurumsallaşmaya verdiği önem, devletin inşasına verdiği önem, onu belli prensipler içinde yapması, Türkiye'nin tabii ki böyle bugünkü hala devam eden bu devlet ve kurumlar temelindeki direncinin ilk başlangıç noktası oluyor. O zaman biz evet Irak'a bakaraktan hani ulus ve devlet olmanın tabii demokrasiyle ilgili bir takım sorunları olabilir ama ne kadar öncü ve önemli olduğunu gördük. Ama bundan başlamanın nedenlerinden bir tanesi de bugün Bertil Hoca'nın da söylediklerinin devamı olarak o zaman Irak konuşuyorduk. Bugün örneğin Amerika'yı konuşuyoruz, diğer Avrupa'daki ülkeleri konuşuyoruz, Türkiye'yi konuşuyoruz. Nasıl bu popülist liderler alt içinde kurumların yok olduğu, kurumların aşırı zayıflatıldığı, hukuk kurumunun zayıflatıldığı, kişiye bağlı, belli bir yürütmeye bağlı yönetim anlayışının tercih edildiği. Esasında yani hem Irak, Suriye gibi ülkeler hem de bugün demokrasinin içine geçtiği durumda hakikaten o kurucu kurumsallaşmanın ne kadar önemli olduğunu biz sadece gelişmekte o değil, yani gelişmiş demokrasilerde bile gördük. Bugün öyle bir kurumsallaşmadan giderek biz esasında demokrasiye geçişi sağlayabiliriz diye. Aynı şekilde buna paralel olarak ikinci anekdotum ekonomiyle kalkınmayla bitireceğim ama Türkiye biraz evvel Bertil Hoca hukuk referansları verdi. Hak temelli bir düşünceye, uluslararası kurumlara ve hukuka uyumlu bir şekilde Türkiye'nin yeniden devletin yeniden inşasına referans verdi. Esasında İkinci anekdotum Atatürk'ün Amerika'daki önemli felsefecilerden olan 1924 yılının başında pragmatik faydacı felsefecinin kurucularından John Dewey'e bir mektup yazıyor. Ve John Dewey'i Türkiye'ye davet ediyor ve eğitim reformu yapması için istişare etmesi ve birlikte çalışmak istediğini söylüyor. John Dewey Amerika'dan Türkiye'ye geliyor 24 yılında. İstanbul, Bursa ve Ankara'da okulları, orada o günkü okulları ki onlar işte köy enstitüleri olacaklar, ziyaret ediyor ve ilk marif raporunu yazıyor. Ki o marif raporu hem devlet
okullarının, yani kamu okullarının öneminden vurguluyor. Onun ülke içine yaygınlaşmasından, eğer kaynak bulamazsa da öğretmenlerin iyi eğitiminden bahsediyor. Esasında 1924 yılında yapılan ilk marif reformu taslağı John Dewey ile birlikte, Atatürk'le Dewey'nin uzun uzun görüşmeleri var o zamanlar. Hala mesela bizim Sabancı Üniversitesi içinde eğitim reformu girişimi vardır. Bugün hala o sorunları tartışıyoruz. Yani yıllar sonra hala biz hani kamu okullarının, köy enstitülerinin ne kadar önemli olduğunu, hala öğretmen eğitiminin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Hatta 1945 yılında John Dewey Türkiye'ye geri geliyor ve köy enstitülerinden bir tanesini gezip, ya Amerika'da bizim başaramadığımız, biliyorsunuz Amerika'da ırkçılık temelinde, bölgesel farklılar temelinde kamu okulları çok önemlidir. Bizim kamuya public school derler, yani kamu okulu olarak başaramadığımızı Türkiye köy enstitüleri başarmış diye bir şey vardır, onun bir konuşması vardır. Ya bakıyorsunuz ki biraz evvel Bertan Hoca'nın söylediği şekilde, yani vizyoner bir liderlik var. Yani dünyayı o gün okuyan, biraz ütopik geleceğe bakan, bir taraftan devlet inşasını ve kurumsallaşmaya çok önem veren ama bir taraftan eğitim reformu olmadan, toplumun eğitimi olmadan bunun başaramayacağını gören bir lider var. Hemen zaten 1923'ten hemen sonra işte meşhur İzmir İktisat Kongresi oluyor. İktisat Kongresi ile birlikte ulusal kalkınmacılık oluyor ve orada işte ilk sanayileşme adımları atılıyor. Bütün bu şekilde yani bir tarafta ulus devlet kurma içinde kurumlara verilen önem, başta hukuk olmak üzere ama aynı zamanda işte bugün AK Parti hükümetin eleştirdiği ama nasıl eleştirdiğini de anlamadığımız bu harf devrimine karşı, alfabeye karşı olan tepkilerde esaslı o harf devrimi olmasa, alfabe, modern alfabe olmasa bizler bugün işte Bertil Hocamız UNESCO'da Türkiye'yi temsil ediyor. Bizler yurt dışı konuşuyoruz, sizler bu programı yapıyorsunuz. Bunların ne kadar mümkün olacağı soru işareti. O yüzden de yani bir kurtuluş savaşından çıkmış bir toplumu o gün eğer bu toplum güvenli olacak ise kendi içinde modernleşmesi gerekir. Modernleşme de nasıl olabilir? İlk önce devletin inşası kurumlarıyla olur. İşte biz bugün buna işte Berat Hoca'nın söylediği kapsayıcı yahut kurucu işte kurumsallaşma diyoruz. Ama aynı zamanda eğitim reformu olmadan devlet ve ülke güvenli olamaz diye müthiş bir eğitim reformu girişimi. Aynı zamanda ekonomi kalkınma olmadan devlet güvenli olamaz gibi. Ve bunları yaparken de esasında biraz evvel Bertil Hoca'nın söylediği uluslararası hukuka uyumluluğu esaslı uluslararası toplum ve normlara da uyumluluk içinde. Yurtta sulh cihanda sulh oradan gidiyordur. Zaten işte savaştığımız Yunanistan'dan da Atatürk için bir Nobel şeyi bile gelmiştir, teklifi de gelmiştir. Buna biz bugün itibarlı dış politika diyoruz. O yüzden de yani Atatürk'ü bugün baktığımız zaman o saldırılara, o eleştirilere geleceğim ama bugün bence hala geçerli olan, hala bizle hiç alakası olmayan ülkelerde dünya liderleri ve küresel liderlik sıralamalarında ilk üçte yer alan, onu yaparken de hep referans olarak esasında sömürgeciliğe karşı savaşın ilk lideri olduğu kadar esasında daha önemli olarak işte kurumsallaşma, eğitim, kalkınma gibi reformları yapan, yani işte modernleşme ile dışta güvenlik arasındaki dengeyi kuran, o yüzden de ondan sonraki dönemlerde tabii Türkiye demokrasiyle ilgili sorunları vardır ama bu bağlamda esaslı demokrasinin esas altyapısı olan işte eşit vatandaşlığa dönük vatandaşlık, yani kimlikli vatandaşlık anlayışı, ulusal kalkınmacılık, ulusal eğitim, kapsayıcı kurumlar temelinde bence çok önemli, vizyoner bir liderlik yapıyor ki bu liderlik hala geçerli olduğu için Türkiye'de eleştirilse bile esasında belli çevreler tarafından bugün giderek de hala değeri anlaşılıyor, hala korunuyor ve aynı zamanda dünyada da işte her zaman dünya liderleri olunca hep böyle bir Atatürk'e referansı Batı ülkelerinden işte Asya'dan tutun Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kadar bütün bu ülkelerde görüyoruz. O yüzden de bence kurumsallaşma, modernleşme ve uyumlu, hukukla uyumlu bir şekilde Türkiye'yi o zaman tahayyül ediyor. Yani savaştan sonra bir ütopik de bir yanı vardı. Şerif Mardin söyler sürekli olarak. Yani o ütopya içinde hala geçerli olan bir lider var ama o liderin esas arkasında bugün bile çok ciddi anlamda konuştuğumuz ve üzerine çalıştığımız bu kurumsallaşma ve ülke içi modernleşme ve kapsayıcılık şeyleri geliyor, referansları geliyor. Hı hı.
Şimdi o dönemin aslında farklı açılardan bir fotoğrafını çektik diyebiliriz. Atatürk'ün vizyonunun birebir etkili olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu konuyu konuşurken aslında kadının toplumdaki yerini de konuşmamız gerekiyor. Yoksa tablo eksik kalır diye düşünüyorum. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in kuruluşuna bu topraklarda bir kadın hareketi olduğunu farklı vesilelerle biliyoruz aslında. Bu kadın hareketinin bakiyesi Cumhuriyet'in kuruluşunda nasıl bir noktadaydı ve Atatürk kurucu lider olarak toplumda kadınları eğitimi de hesaba katarak sorabilirim bunu. Nasıl bir yerde konumlandırmak istedi? Bertil Hocam buyurun yine sizle devam edelim. Evet, Türkiye'de kadın hareketinin kökleri elbette Cumhuriyet öncesine uzanıyor. Yani Tanzimat'ın son dönemlerinden, ki Tanzimat'ı çok büyük bir süreç olarak tabii burada düşünmek lazım. Meşrutiyete varan ve meşrutiyet döneminde toplantılar, konferanslar, dergi yayıncılıkları, dernekler aracılığıyla karşımıza çıkan ve kadınların kamusallaşmasını savunan etkili, söylemi de son derece güçlü bir hareket. Tabii Cumhuriyet'e uzanan evrede bu hareketin yine önde gelen temsilcileri var, dernekleri var. Hatta siyasi partileşme çabaları da söz konusu. Fakat ne meşrutiyet döneminde ne de savaş yıllarında kadınlara özgü bir kamusal politikanın olduğundan söz edemeyiz. Yani bu ya çok zayıftır ya da sadece bir söylem düzeyindedir, politika düzeyinde değildir. Cumhuriyet'in farkı ve başarısı kadınlara özgü bir kamu politikasını ilk defa ortaya koymasıdır. Yani söylemden politikaya geçen bir aşamayla artık burada karşı karşıyayız ve bu politika aynı zamanda bir hukuk politikasıdır. Özellikle Medeni Kanun'un kabulü burada tabii çok yapısal bir unsur, çünkü Medeni Kanun aile içinde kadınların eşit konumlarına pekiştiren ve özellikle medeni nikah aracılığıyla kadınları güvenceye bağlayan bir nitelikteydi. Ve aynı zamanda kadınların medeni haklarını geniş çapta erkeklere eşitleme gayretini güdüyordu. Diğer yandan Medeni Kanun'dan sonra karşımıza çıkan, yani 26 sonrası gelişmelerde kadınlara oy hakkının tanınması ve o süreçte yaşanan tartışmalar dönüştürücü liderliğin ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. Yine kuşkusuz Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet'in ilk evresinde bizim erkek feminizmi diye adlandırabileceğimiz ve Türkiye'de de örneğine Tunalı Hilmi Bey'de, Atatürk'te, İsmet İnönü'nde gördüğümüz bir akım söz konusuydu. Ve özellikle Jön Türkler bakımından da bu tartışmaların, yani kadın özgürleşmesinin yapıldığını zaten biliyoruz. Fakat siyasal karar alıcı olan erkeklerin bu söylemlerini somut politikaya dönüştürmeleri önce Medeni Kanun'la gerçekleşti, ardından da kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla karşımıza çıktı ve bu da özellikle seçme ve seçilme hakkının tanınması, yani kadınların birer siyasal özne, dolayısıyla gerçek anlamda aile dışında da yurttaş olarak kabulleri bu şekilde oldu ve oldukça da sancılı bir süreç oldu. Yani modernleşmeci bir lider olarak Atatürk'ün de bunu çok hızlı bir şekilde sağlayamadığını ve bir takım dirençlerle karşılaşıldığını da görüyoruz. Daha önceki bir takım meclis tartışmalarında oldukça erkek egemen bir yapıya kadın özgürleşmesine ilişkin fikirlerin çatıştığını da gözlemleyebiliyoruz. Fakat nihayetinde Atatürk'ün vizyoner liderliği ve büyük çapta Cumhuriyet modernleşmesinin erkek feministleri olarak zaman zaman tanımlanan bu kadrosunun önemli başarısıyla karşı karşıya kaldık ve bu dönüşüm toplumda da karşılığını buldu. Büyük çapta karşılığını buldu. Fakat tabii Atatürk yalnızca politika ve hukuk politikası düzeyinde bir takım önlemler, bir takım güvenceler, yani şekli bir takım altyapıları oluşturmakla kalmadı. Kendisi de aynı zamanda kadın özgürlüğü konusunda bir rol model oldu.
Sayısız kadın öğrenciyi destekledi ve kadınların en az temsil edildiği alanlarda bunu yaptı. Yurt dışına gönderdiği, öğrenim hakkından sonuna kadar yararlandırdığı, bilim insanı olarak yetiştirdiği kadınları burada listeleyebiliriz. Evlat edindiği kızlarını söyleyebiliriz. Yanında her zaman için saygıyla, sevgiyle ve kucaklayarak bulundurdu. Yani aynı resimde, aynı karede yer aldığı ve uygar bir ilişki biçimini topluma gösterdiği kız çocuklarını burada anabiliriz. Bütün bunlar yalnızca biçimsel bir takım güvenceler veya sadece sözde kalmış, böyle görünüşte kalmış bir takım normların ötesine geçen davranışları bize göstermektedir. Çünkü biliyoruz ki biz politikaların davranışlara dönüşmesi uzun zaman alır. Yani bütün bu reformların karşılığının bulabilmesi için bunları hızlandırıcı iyi örneklere sahiplenmeye, bunların tekrarına ve özellikle siyasal liderlikler bakımından benimsenmelerine ihtiyaç duyarız. Atatürk bütün bunların bu kadar sistemli olmadığı, bu kadar fazla tartışılmadığı, kamu iletişiminin, kamu diplomasisinin bu kadar göz önünde olmadığı bir dönemde nasıl yapılacağını bize göstermektedir. Yani bu anlamda Atatürk iyi bir rol modellik ve iyi bir iletişimcilik de yapmıştır demek istiyorum. Dolayısıyla bu oturumun ilk turunda söylediğim kamu yararı, kamusallık, kamu politikaları ve bu politikaların görünür kılınması, iletişimlerinin yapılması, sahiplenilmesi ve bu politikalara güven duyulması anlamında da son derece etkili bir lider olduğunu söylemeliyiz. Tabii bütün bunları yaparken doğal bir şekilde hareket ettiğini de görüyoruz. İnsan olarak bütün bu değerlere inandığı için, kadın erkek eşitliğini bir değer olarak özümsediği ve benimsediği için bütün bunları davranışlarına bu kadar içten, bu kadar kalıcı ve bu kadar inandırıcı şekilde yansıttığını da görebiliyoruz. Tabii bütün bunlar da belki ayrıca bir araştırma konusu olabilir. Yani Atatürk'ün iletişimi, Atatürk'ün sahiplenme modeli ayrıca bir tartışma konusu da olabilir. Burada benim vurgulamak istediğim son noktada şu olacak. Atatürk'ün vizyoner politikası ve onu takip eden aslında Cumhuriyet'in dış politikası çok uzun yıllar boyunca içte benimsenmiş olan kadın erkek eşitliğinin dışarıda yani uluslararası toplumda da benimsenmesi, etkili olması, sürdürülmesi konusunda bir savunuculuk görevi üstlendi. Atatürk döneminde insan hakları belgeleri bugünkü gibi değildi. Çünkü bunların büyük bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiştir. Kadın insan haklarına ilişkin gelişmeler de uluslararası toplumda bu düzeyde değildi. Fakat Türkiye Atatürk'ün oluşturduğu ve kadının özgürleşmesine de dayalı olan bu modernleşme perspektifini bir ana dış politika ereği olarak çok uzun yıllar boyunca sahiplenmiştir. Pekin artı 5 söz gelimi sürecinde zorla evlendirmeler, çocuk yaşta evlendirmelere karşı tutumun Pekin Eylem platformunda yansıması, bildirgede yerini bulması Türkiye sayesinde olmuştur. Ve Türkiye çok uzun yıllar boyunca devlet feminizmi dediğimiz bir feminizm türünü uluslararası düzeyde sağlamış modellerden bir tanesidir. Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusundaki Birleşmiş Milletler raportörlerinden bir tanesi Türkiye'den çıkmıştır Profesör Doktor Yakın Ertürk. SİDAV başkanlarından bir tanesi Profesör Doktor Feride Acar Türkiye'den çıkmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin yapılması sürecinde Türkiye çok önemli bir aktör olmuştur. Hem dışişleri bürokrasisiyle hem de uzman bürokrasisiyle nitekim İstanbul Sözleşmesi'nin gözetim organı olan Grevio Başkanı da yine Türkiye'den bir profesör, Profesör Doktor Feride Acar olmuştur. Bu örnekleri yani Türkiye'nin dış politikada kadın insan hakları konusundaki rolünü
çoğaltabiliriz. Çok, çok örnek sayabiliriz ve sivil toplumda bu devlet feminizmi dediğimiz yaklaşımı uluslararası düzeyde aslında hem takip etmiştir, hem bunun savunuculuğunu yapmıştır, hem de Pekin Artı 5 sürecinde olduğu gibi devlet feminizmi ile Türkiye'de kadın hareketinin eş zamanlı olarak yükseldiği, yan yana durduğu dönemler de olmuştur ki Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile yakınlaşma sürecinde de benzer dinamikleri görebiliyoruz, benzer işbirliğini görebiliyoruz. Hı hı. Yakın zamana kadar da bunun sürdürüldüğünü yine saptayabiliyoruz. Ama bütün bunların tohumlarını atan, bunun nasıl işleyebileceğini gösteren ve bunun sahiplenilmesini sağlayan Cumhuriyet'in ilk yıllarında hem Atatürk'ün politikalarına yansıyan hem de davranışlarına ve iletişim stratejisine yansıyan unsurlardır diyebiliriz. Şimdi hocam siz bir yanıyla devlet feminizminden bahsettiniz. Bir yanıyla da dünyadaki feminist hareketin farklı evrelerinden ve dalgalarından etkilenen ve onu etkileyen çok güçlü bir kadın hareketi, feminist hareket. Günün sonunda Türkiye'de mevcut birçok farklı toplumsal muhalefet içerisinde diyebiliriz yer alan hareketten çok daha güçlü ve kararlı bir biçimde arkasında durduğu davayı aslında savunan bir hareketten bahsediyoruz. Siz dediniz ki hocam belli bir noktaya kadar bu devlet feminizmi mantığı devam etti. O noktadan sonrasını aslında Fuat Hocam'a sorarak devam etmek istiyorum. Şu anda geldiğimiz noktada biraz siyasi iktidarla devlet eş midir artık tartışmaları devam ederken şunu sormak istiyorum. Artık bir devlet antifeminizminden mi bahsediyoruz? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan tek taraflı olarak Türkiye ayrıldı biliyoruz. Bu topraklarda aslında İstanbul'da imzaya açılan bir uluslararası sözleşmeden Türkiye bu şekilde ayrıldı. Hem de meclise getirmeden bir kanun hükmünde kararla ayrıldı. Bunun hukuki olarak geçerli olup olmaması ayrı bir tartışma. Biz siyasi olarak bunu tartışıyoruz. Atatürk'ün kadını koyduğu yer ve Türkiye'nin bu gelişiminde şu anda nasıl bir noktadayız hocam? Bunu siyasi elitler üzerinden soruyorum tabii ki. Yani, Bertil Hoca'nın söylemiş olduklarını yeniden formüle edersem esasında biraz evvel ilk turda konuştuğumuz bu kurucu kurumsallaşma içinde seçme ve seçilme hakkı çok önemlidir. Seçme ve seçilme hakkı esasında demokrasiye geçiş yani seçimlerin olması, muhalefetin olabilmesi gibi yani bir ülkede evrensel seçme seçilme hakkı bu ne oluyor? Yani bir kere kadına seçme ve seçilme hakkı yani hem oy verme hem de seçilme hakkı, milletvekili olmak, yönetimde olma hakkını vermek ama aynı şekilde diğer kimliklere de esasında Türkiye erken cumhuriyet ve cumhuriyet döneminde devlet feminizmi olarak biraz eleştirilse de feministler tarafından esası demokrasiyi Avrupa ülkelerinden daha önce kurumsal olarak getirme tohumlarını atmış bir ülke seçme ve seçilme hakkı ile ilgili. İkincisi kadına verilen değer bence hem Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ki bu Halide Edip Adıvar'la ilgili olan kitaplarda çok net vardır. Yani Halide Edip Adıvar'la Atatürk birliktedir sonra bir küslük ya da ayrışma yaşamışlardır. Fakat o ayrışma kadının toplumdaki, devletteki, yönetimdeki seçme ve seçilme hakkındaki yeriyle ilgili de Türkiye'nin vizyonu ve geleceği ve konumuyla ilgilidir. Yani eşit bir şekilde bir orada iki tane vizyonun çarpışması vardır. Yani bir kadın erkek eşitliğinin dışında değil bilakis tam o politik eşitliği içinde vizyon tartışması ortaya çıkmıştır. Ve o günden beri de Bertolucci çok güzel söyledi. Türkiye ve bütün sorunlarına rağmen özellikle kadın erkek eşitliği temelinde hem kendi ülkesi içinde hem de esaslı uluslararası boyutta önemli çalışmalarda yer almıştır. Tabii ki patriyarkal bir ülke, tabii ki kadın erkek eşitliğinde çok ciddi sorunlar yaşayan bir ülke. Dün de yaşıyordu, bugün de yaşıyor ama mesela bizim ikimiz de eğitim alanı içindeyiz. Dünyada üniversite rektörleri temelinde kadın akademisyen olarak çok güçlü olduğu için rektör olanlarda Türkiye çok önlerde yer alır. O yüzden mesela eğitim alanında esası kadın erkek eşitliğinin de çok
yerleşmiş olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onun tohumları Cumhuriyet'le Atatürk'ün vizyonuyla atıyor. Biraz evvel yine Bertolt Hoca'nın söylediği gibi sembolik olarak fotoğraflarda da işte Atatürk'ün o meşhur yemeklerinde de İnönü'yle ve diğer şeyleriyle, arkadaşlarıyla yapmış olduğu yemeklerde her zaman o kız çocukları daha önem verilir. Onlar yemeklerde oturtulur. Yani böyle bir sembolik olarak da hep o önem verilir. Fakat bunların hepsi esasında bence önemli olan belli bir kurumsallık içinde, belli bir hak temelinde yapılmasıdır. Bugün geldiğimiz noktada bundan kopuşun olduğunu maalesef çok üzülerek görüyoruz. Örneğin bizim yani hem üniversite olarak hem İstanbul politikalı olarak hem benim yani akademisyen ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni çok rahatsız eden ve taraflı olduğum yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı kabul edilemez bir karardır. Hükümet tarafından verilen, tek taraflı olarak verilen, içinde hukuki sorunlar da taşıyan bence karar çok kabul edemeyeceğimiz bir karardır. Tamamıyla 1923 gerisine kadar ki Osmanlı'nın son dönemi de kadın hareketinin güçlü olduğu bir dönem. Bence yani bütün bu şeyden modernleşmenin vermiş olduğu önemli katkılardan bir tanesini yok etme çabası gibi görüyoruz ki ve İstanbul Sözleşmesi'nin de tek taraflı çıkmakla birlikte zaten son dönemlerde giderek artan kadına karşı şiddetin de daha da arttığını gördük. Şimdi bunun yanı sıra tabii ki kadın erkek eşitliğinden söz etmek aile kavramına da hukuksal ve haklar ve özgürlükler temelinde mi yoksa belli kültürel normlar temelinde mi bakmamızla ilgilidir? Şimdi bugün de mesela aile kavramının anayasaya sokulmasıyla ilgili bir tartışma oluyor. Halbuki yani bu tartışmanın biz yanlış bir tartışma olduğunu biliyoruz. Yani esası da önemli olan ailenin tabii ki aile değerlidir. Tabii ki hepimizin ailesi var. Ama ailenin fertlerinin kurucu üyeler arasındaki ilişkinin haklar temelinde mi olacağı yoksa belli normlar temelinde mi olacağı önemlidir. O anayasaya gider. Şimdi buralardan sapmalar olduğu için İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çıkma ile ailenin anayasaya sokulması ve sokulma biçimi arasında da çok ciddi esasında sorunların arasında bir paralellik görüyoruz. Arkasından bugün gençlerle ilgili işte üniversitelerdeyiz de biz de gençler üzerine yapılan şeylerde, çalışmalarda örneğin Z kuşağı üzerine yapılan 2-3 çalışmayı gördüm ben. Türkiye'deki gençlerin ikinci sorunları olarak yani birinci eşitsizlik, geleceğe güvensizlik, işte sonradan iklim değişikliği, iklim krizi çıkıyor ama cinsel taciz mesela çıkıyor. O yüzden de gençlerimizin bu anlamda cinsel tacizi temel sorunlardan birisi görmesi esasında 23'ten bugüne gelen dönemde büyük bir sapmanın son dönemde yaşandığıyla ilgilidir. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgilidir, aileye yaklaşmayla ilgilidir, topluma yaklaşmada haklar ve özgürlükler temelinde mi olacak yoksa belli dinsel ya da kültürel referanslar temelinde mi olacak? Bu tür ikili bir yapı da bir tartışma var Türkiye'de. O yüzden bence yani kadın sorunu ve kadından giderek konuşmak sadece kadınları ilgilendiren değil. Hı hı. Yani erkek feminizmi hoşuma gitmiş olabilir ama bence hepimizin sorunu olarak Türkiye'nin bugünü ve geleceğiyle ilgili bir sorundur. Çocuk evlilikleri de bence bu bağlamda uzun zamandır çalışılmaktadır ama siz esasında bu tür hukuksal metinlerden, hukuksal normlardan saparsanız çocuk evliliklerin de arttığını göreceksinizdir. O yüzden yani bu haklar ve özgürlükler aynı zamanda korunmayla da ilgili, güvenceyle de ilgili kavramlar. O yüzden de bugün bir taraftan Atatürk ve Atatürk'ün örneğin Ulusal Kurtuluş Savaşı olmadı diyenler var. Harf devrimiyle, alfabeyle ilgili hükümetin kanadından bile esasında eleştiri getirenler var. Atatürk'ün değerini, Cumhuriyet'in değerini azaltanlar var. Yani Cumhuriyet'le modernleşme ve demokrasi arasındaki ilişki, demokrasi sorunu Türkiye'de bunu tartışmak başka bir şeydir. Yani onun kurucu işte kurumsallık ya da insani gelişme temelindeki kurumsallaşmaya götürme reformlar temelinde yani o dönemin vizyonerliğini ve değerini küçültmek başka bir şeydir. Hı. Esasında önemli olan o değeri kavramak, o değeri sahiplenmek, o değeri kabul ettikten sonra onu daha da ileriye götürmektir. O yüzden bugün mesela ben İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın Türkiye'nin önemli değerlerinden kopuş olarak görüyorum ve o kopuş olduğu zaman
giderek o işte kelebek etkisi gibi farklı alanlarda hak yok şeylere, ihlallerine, güvencesizliklere kadar hani şiddetten tutun normlara kadar gidebiliyor. Fakat burada belki sonlara doğru mu söylemek gerekir yoksa vaktimiz bitiyorsa söyleyeyim ben yani gençler ve Z kuşağı, Y kuşağı gençlik üzerine yapılan tartışmalarda değişik bir Atatürkçülüğün ortaya çıktığını görüyorum. Bu bana esasında umut veriyor. Onu söyleyerek belki son sözleri... Evet hocam, tam da aslında onu soracaktım. Ben gençler Atatürk'ü bir şekilde kendi yollarıyla yeniden mi keşfediyorlar? Bu turda da kısaca bununla ilgili yorumlarınızı merak edeceğim. Ben o zaman kısa söyleyeyim. Buyurun hocam. Biz çünkü Berkli Hoca da misafirimiz, onunla bitirelim. Ben esasında o anlamda Türkiye'ye biraz ihtiyatlı olarak, hani çünkü dünya da çok zor bir dönemden geçiyor demokrasiyle ilgili, haklar ve özgürlüklerle ilgili Türkiye'de, ama geleceğe biraz umutlu bakarken gençlik üzerine yapılan çalışmalar, kendi öğrencilerimle birlikte olan söylem şeylerimden de, birlikteliğimden de, tartışmalarımdan da ortaya çıkartabileceğim bir şey söyleyebilirim. Gençlik esasında bence biraz evvel Bertil Hoca'nın başlangıç noktasından beri söylediğimiz, yani Atatürk'ün değeri ve vizyonuna sahip çıkıyor. Yani mesela 60'lı dönemlerde, 90'lı yıllarda, 80'li yıllardaki Atatürkçülük, Kemalizm tartışmalarının biraz pase kaldığı, esasında hani o şeyler, yani cumhuriyet fikri, işte Türkiye Cumhuriyeti gibi, eşitlik gibi, gençlik gibi, yani o değere ve vizyona sahip çıkıyor. Esasında buna sahip çıkarken çok, yani tabii ki yerli bir gençliğimiz var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ama çok küreselleşmeye de entegre olmuştu bir gençlik olduğu için esasında Atatürk'ün değerini başka ülkelerde de görüyor. Yani bizler de görüyorduk. Yani Latin Amerika'ya gidince Atatürk'ü bilirler. İşte Hindistan'a gidince Atatürk'ü, Mustafa'lar vardır, Kemal'ler, Mustafa Kemal'ler, Mustafa Kemal Paşa'lar. Amin Maluf çok beğendiğim bir yazardır. Yeni romanında işte Kemal teyzesinden bahsediyor gibi. Yani esaslı bir Atatürk'ün böyle bir küreselleşmeyle de, dünya ile de entegre olmuş, biraz evvel Bertil Hoca'nın söylediği bir vizyonu ve değeri var. Bunu kavruyorlar. Fakat bunu kavrarken ben ona biraz böyle, yani milliyetçilik değil de vatanseverlik diyorum. Ama aynı zamanda mesela Kaz Dağları'na da gidip Kaz Dağları'na da sahip çıkıyorlar. Yani o değerle iklim krizini birleştirebiliyorlar. O değerle bir özgürlük, yani hem vücutları olarak, hem tercihleri olarak, hem geleceğe bakışları olarak bence bir özgürlük anlayışını, adalet anlayışını, eşitlik anlayışını, yani bir kimliği birleştirebiliyorlar. O yüzden de onlar için böyle bir darbeler, işte o hükümetler, liderlerden daha ziyade belli değerlerle bugünkü değerleri birleştiren bir anlayış var. Biraz böyle ben onlara yerli ve küresel diyorum. Hani hem bir taraftan hani yerliler, çünkü hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar ama hem de Kaz Dağları'nın sahipleri, oraya gidiyorlar. İşte iklimle ilgili yahut da kadına karşı şiddetle ilgili yahut da farklı kesimlere karşı şiddetle ilgili oralardalar. Onlar için hani şu kimliktensin, bu kimliktensin, şunu takıyorsun, bunu takıyorsun gibi çok fazla bir sorun yok. O yüzden bence gençlik araştırmalarına baktığımız zaman belki de esasında biraz geçmişteki o Kemalizm, Atatürkçülük, hangisi doğruydu, hangisi yanlıştı bırakıp, yani o cumhuriyetin değerleri ve vizyonuyla bugünün değerleri ve vizyonunu birleştiren, işte kurumsallaşmaya, eğitime, eşitliğe ve uyumlu olmaya, uluslararası normlarla uyumlu olmaya önem veren bir Atatürk sevgisi, değeri ve Atatürk sahiplenmesini çıkartabiliriz. Hatta şöyle bitireyim, ben son bir yazı yazdım. Orada da esasında hani herkese şimdi hesaplaşacağımız, helalleşiyoruz ya. Yani esasında, yani gençlerin Atatürk'le helalleşmesi o değerle bugünün vizyonunu birleştiren bir yeni bir şey yaratıyor. Yani ki Atatürk tartışması, Türkiye Cumhuriyeti tartışması yaratıyor. O yüzden ben geleceğe dönük olarak ihtiyatlı bir iyimserliğe sahibim. Çünkü bir anlamda hakikaten yani Atatürk'ün değerini bugün bence Kaz Dağları'ndan tutun diğer sokaklara kadar olan gençler bizlerden, hatta bir takım insanlardan çok daha iyi bir şekilde yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Hocam, sizin kullandığınız kavramla devam edeyim. Gençler Atatürk'te helalleşip Atatürk'ün vizyonunun sizce hangi kısımlarını nasıl keşfediyorlar? Bertil Hocam, bu haftalık programımızın son sözü sizde, buyurun hocam. Evet, ben de tamamen katılıyorum Fuat Hoca'nın yorumlarına ve tespitlerine.
Şöyle çok kısaca ifade edeyim. Herhalde Atatürk hiç bu kadar genç ve bu kadar uluslararası olmamıştı. Biz tabii farklı kuşaklardan gençlerle öğretim üyesi olduğumuz için her yıl buluşuyoruz ve bütün bu değişimleri birebir kişisel gözlemlerimizle de saptayabiliyoruz. Hem Türkiye için hem de uluslararası toplantılarda, uluslararası gruplara ders verdiğimizde yabancı üniversitelerde gözlemlediğim ve başka meslektaşlarımın da paylaştığı nokta Atatürk'ün genç ve uluslararası dönemini yaşadığı ve Atatürk'ün konuşmanın da başında söylediğim kurucu liderlik, devlet başkanlığı, askerlik gibi daha fazla öne çıkan vasıfları yanında ya da kimlikleri yanında artık entelektüel kimliğinin daha fazla merak edildiği, daha fazla araştırıldığı ve ona daha fazla sahip çıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tabii Atatürk'ün kendi zamanının sınırlarını aşan ve zamanının dışında da etki doğuran, merak edilen ve aynı zamanda yol açan, yol gösteren vasıflarıyla da alakalı. Liderlik çalışmaları bakımından da genel olarak tabii ki Atatürk'ü öne çıkartan, Atatürk'ü anlamaya çalışan bir gayret içinde gençler. Bu tabii dönüşüm ihtiyacı, dönüştürücü liderlerin nasıl yaptığına, nasıl başarılı olduğuna duyulan merakla da bağlantılı olabilir. Ama daha çok benim kişisel gözlemim ve gençlik araştırmalarının da doğruladığını düşündüğüm nokta genç kuşakların değer odaklı olmalarıyla açıklanabilir. Ve Atatürk'ün temsil ettiği değerler ve özellikle bu entelektüel yanı hem Cumhuriyet modernleşmesi hem bir takım temel değerler için hedef koyması hem de aynı zamanda işte bir geometri kitabının yazarı olması gibi ilginç özellikleri de kendisine barındırmasıyla da bağlantılı. Dolayısıyla yani Atatürk'ün bu genç ve uluslararası yönünü de dikkatle izlemek ve bundan hiç kuşkusuz memnuniyet duymak ve kıvanç duymak da gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Fuat Keyman ve Berk Lemre Havdar. Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta 10 Kasım vesilesiyle kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.